hareket etme. Çok kalbi kalsın, değişti yerine. Abi daha yukarıda, şurada. Şurasın, tamam tamam. Bir dakika, şusunuz. Verin abi burayı şuraya. Kendini kesin zaten. Evet, şuraya verdik. O gördüklerimiz hava. Bizim tabi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bu tarz komplikasyon dediğimiz bu tarz vakalara aslında hem tedavi ediyoruz hem müdahale ediyoruz onlara. Özellikle botoksta işte asimetriler, yüz felci, işte kaşların orantısız olması ya da göz açıklığının orantısız olması gibi bir takım böyle asimetrik komplikasyonlarla karşımıza çıkıyor ama asıl toksinde, botoksta korktuğumuz botulizm diye bir şey var. Çok çok nadiren maalesef ki onu da görebiliyoruz. İşte hareket kısıtlılığı, solunum kaslarının felç olmasına bağlı, işte nefes almada güçlük, hareket edememe ya da en korktuğumuz böyle işte yoğun bakıma girme, hatta hayatını kaybeden bir takım vaka bildirimleri var. Çoğunlukla dolgu komplikasyonlarıyla biz uğraşıyoruz. Yani yüzün, boynun ya da vücudun farklı bölgelerinde dolgu enjeksiyonları yapılabiliyor. Cerrahat, apseleşme, yüzde bir takım cerrahatlerin akması, işte deride nekroz dediğimiz damar tıkanıklığına bağlı meydana gelen bir takım doku kaybı da oluşabiliyor. Ki özellikle bizim korktuğumuz damar tıkanmasıdır. Damar tıkanmasına bağlı deri aslında çürüyor, yani ölüyor. Ona bağlı komplikasyonlar oluşabiliyor. Ya da daha şimdiye kadar çok şükür biz görmedik ama işte literatürde de var, görüyoruz. Mesela dolgu enjeksiyonları sonucu körlük gelişebiliyor. Eğer zamanında müdahale edemezseniz körlük kalıcı hale gelebiliyor. Yahut da bazı hastalarda görüyoruz ki özellikle böyle dolgu yapıldıktan sonra dolgu yer değiştirebiliyor. Yahut da dolgu yapıldıktan sonra deri altında böyle fındık gibi, ceviz gibi kitleler tarzında karşımıza çıkabiliyor. Onları ya çıkarmak ya eritmek gerekebiliyor. Bizim burada Cerrahpaşa'da yaptığımız iş, bir radyolog hocamızla beraber aslında ultrason altında dolgunun nerede olduğuna bakıyoruz. Dolgunun meydana getirdiği komplikasyonun cinsini tespit ettikten sonra onu gidermek için, tedavi etmek için ya içerisinde gene ultrason altında özel iğnelerle girip oraya eritici maddeler enjekte ediyoruz. Yahut da gerekirse onu işte çıkarması için bir plastik cerrah arkadaşımıza yönlendirebiliyoruz. Doğru noktaya yapmadığınız zaman ya da yanlışlıkla göze giden damarlara bağlantılı bir damarın içerisine siz dolguyu verdiğiniz zaman bu basınçla bu verdiğiniz dolgu maddesi giderek göz damarını tıkıyor ve anında görme kaybı meydana geliyor. Siz hemen müdahale ederseniz, yani maksimum, hani ilk ideali 4-5 saat içerisinde müdahale etmektir. Maksimum 24 saat içerisinde müdahale eder de siz o giden dolguyu eritirseniz hastanın görmesini kurtarıyorsunuz. Eğer zamanda müdahale etmezseniz o zaman kalıcı körlük, maalesef ki kalıcı körlük gelişebiliyor. O açıdan hep diyoruz ki halkımıza, mutlaka doğru doktora, doğru yerde doğru dolgu maddesini enjekte ettirin. Ucuz diye, çok ucuz diye gidip de farklı yerlerde dolguyu yaptırmayın. Şöyle, dolgu yaparken şiddetli bir ağrı duyuyorsa, dolgu yaptığı anda şiddetli ağrıyla beraber bir ani bir beyazlaşma, arkasından hemen bir morarma meydana geliyorsa bir damarla ilgili bir problem var demektir. Artı az önce bahsettiğim gibi görmede bir takım kayıp, bir siyahlaşma ya da sinek uçuşması tarzında görmede bir sıkıntı varsa kişinin mutlak suretle hemen müdahale edilmesinde fayda var. Botoks uygulamaları, dolgu uygulamaları, mezoterapi ve PRP uygulamaları hastalar tarafından çok tercih ediliyor son dönemde. Kadın hastalarımız daha çok aslında ama erkek hastalarımız da oluyor. Yaş aralığı olarak aslında çok değişken, artık gençler de biraz daha fazla işlem yaptırmaya başladı. Tabii çok küçük yaşta hastalar da müracaat edebiliyor ama tabii onlara biraz daha ileri yaşta işlem yapmalarını öneriyorum ben hekim olarak. Ama tabii çok abartılı işlemler isteyebiliyorlar hastalarımız. Bunun hani çok mümkün olmadığını biz anlatmaya çalışıyoruz. Çok fazla uygulamalar yapmanın hani yüzde deformitelere neden olabileceğini ve komplikasyon riskini de artırabileceğini ben hastalarıma anlatıyorum. Tabii son dönemde hekim olmayan bir takım kişiler de bu tür uygulamaları yapmaya başladılar. Sonrasında yaşadıkları komplikasyonlar olduğu zaman, çünkü genelde sahipsiz bırakılıyor bu hastalar ve hekimlere yönlendiriliyor. Bunu dikkate almaları ve mutlaka uzman hekim kontrolünde bu tür işlemleri yaptırmaları gerekiyor.